Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgi saygıyla selamlıyorum. Canlı yayında az önce reysaşa değindim. Buna rağmen videonun altına sorular geliyor. O yüzden ile ilgili haberi yorumlamak istiyorum arkadaşlar. bunu videosunu çekmek istiyorum. Önce yasal uyarıyı gördünüz. Alım satım tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu Reisaş'taki haber ne? Şurada habere baktığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar Ee, elindeki gayrimenkulların değeri geçen yıl 2,5 milyar olarak belirlenmişti. O faaliyet raporunda yazıyor. Şimdi onu incelemeyim. Şimdi bu yıl 3 milyar 118 milyona yükselmiş. Yani 618 milyonluk bir artış var arkadaşlar. 618 milyonluk bir artış. Şimdi Raysearch'ın daha önceki eee öz kaynakları yani bu değerlenme değerlendirmeden önce 1 milyar 625 milyon. Şimdi artış 618 bunun üstüne eklediğimiz zaman 2 milyar 200 oluyor arkadaşlar. 2 milyar 200'ü e, bugünkü piyasa değeri 1 200'e böldüğünüz zaman neredeyse 2 kat. Yani PD'si şu gördüğünüz 0.76 yazan yer 0.50 55'e düşecek. E, dolayısıyla piyasa değeri bölü defter değeri yaptığınız zaman arkadaşlar hisse baya bir yarı fiyatından işlem gördüğü için ucuzlamış olacak. Şu defter değeri ise arkadaşlar 2 milyar 200'ü 246'ya böldüğünüz zaman şurada hemen işlemi yapayım. E, o hesap nasıl yapılıyor? Defter değerini göstermiş olalım. E, 2 milyar 2 milyar 250 e, bölü 246 milyon yaptığınız zaman arkadaşlar istenin yıl başından sonra yani dördüncü bilanço geldiği zaman değeri 9 lira olacak. Yani şu gördüğünüz 6.60 olacak e, olarak göre bugün bu olan e, yıl başından sonra 9 95 TL'lere yükselecek. 9.5 TL'den işlem görmesi gereken çünkü defteri bu. Defter değeri bu ve her yıl bu öz kaynak değerlendirmesi yapılıyor. Her yıl öz kaynakları artacak. Yıl içinde yaptıkları karlar hariç. Bir de üçüncü bilançoda onu da göstereyim arkadaşlar. E, bilançodan arkadaşlar şunu şu tarafa alayım da geçen Şöyle bakın e, 2020'nin 9. evdeki bilançoda arkadaşlar Şu borçlardan dolayı arkadaşlar biraz hızlı alayım. Bakın arkadaşlar ee, esas faaliyet kârı 180 158 milyon yani şurada 194 milyonluk bir satış yapılıyor bunun 172 milyonu e, brüt kâr. Bu brüt karda da bir takım masraflar çıktıktan sonra 158 milyon net şey esas faaliyet karı kalıyor. Esas faaliyet karı çok önemli. Yani yuvarlayalım bunları. 200 milyona deponuzu kireye veriyorsunuz. Bunun 160 milyonu kar kalıyor. Bu arkadaşlar %75'lik kar demek. Böyle bir firma ticaretten anlayan, borsadan anlayan ne diyorlar? Bilanço okumasını bilen insanlar bu firmanın çok kıymetli olduğunu bilir. Ancak buradan borçlardan dolayı kur farkından dolayı arkadaşlar 248 milyonluk bir zarar yazılıyor. O yüzden nette 73 milyon zarar yazıyor. Şimdi o e, işin derinliğine inemeyen arkadaşlar bu 73 milyonu görerek şu e, kur farkı zararını görerek bu firma batıyor. işte 200 milyon zarar ediyor. Bu e, bu borcun altından kalkamaz gibi cahilce yorumlar yaptılar. Yapıyorlar. Zaten o yorumlar yüzünden e, hisse baskılanıyor. İyice insanlar bıksın, korksun, satsın. Sonra yukarı gitsin diye e, piyasanın da öyle, tahtacının da öyle bir beklentisi var. Ancak bu 248 milyon 3. bilançoda zarar yazarken 4. bilançoda e, tabi e, yıl 30 Aralık'taki doların kapanışı önemli. 30 Aralık 30 Eylül'den daha düşük bir e, kapanış olursa buradan da bir kar yazabilir. Dolayısıyla arkadaşlar e, satışları iyi. Borçlarını çevirebiliyor. Kur farkı giderini olsa da çok bir zarar yazmıyor. Ve öz kaynakları e, 2 milyar 250'yi geçecek arkadaşlar. Böyle olunca da şimdi benim Durmuş emmeye, Durmuş ağaya e, önerim. Egemen bey, Egemen e, döven bey, bizi dövmeden önce ona bir öneride bulunayım. Şimdi bu öz kaynağı 2 milyar 200'ü geçince arkadaşlar e, bedelsiz potansiyeli 9 kat oluyor. Yani yüzde 900 bedelsiz bölünebilir. Şimdi bu bedelsizi yaptıktan sonra bak şu an 93 milyon fiili dolaşımı var. Bu 93 milyonda atıyorum yüzde 300 yüzde 500 bedelsiz yaparsa kasaya ne girecek? 300 milyon 500 milyon girecek. Fakat önce işte bu 246 milyon olan ödenmiş sermayeyi 2 milyara çıkarırsa yüzde 800 bedelsiz verirse bunun 8 ile çarpın 800 bin lotu olur. Aşağı yukarı. 750-800 bin lotu olur. Dolayısıyla oradan %500 bedelliğe gidip bütün borçlarını kapatabilir. Firma çok güçlü bir gayrimenkul yatırımı firması olur. Orta Doğu ve Balkanların en büyük depolarına sahip olabilir. Bugün yani bu 2 milyarken şurası sermayesi 2 milyarken %500 bedelli yaptığınız zaman 10 milyara çıkıyor. Ortaya dev bir firma çıkar. Onun için arkadaşlar bu işler işi tam bilmiyorum. Yani böyle olduğunu düşünüyorum. Fakat içeriği onlar daha iyi bilir. Böyle bir şey yaparlarsa öz kaynakları baya bir artmış olur. Ödenmiş sermayesi 10 milyara çıkmış olur, çok güçlü bir firma olur, rekabet gücü artar, e, hizmet üretme, insanları işe alma, e, Türkiye üzerinden lojistikte, dünyaya mal dağıtımında kaliteli bir firma olmuş olur ve çok iyi yerlere gider. Şimdi böyle bir firma, ederi 9 olan, 9 TL olması gereken, 10 TL olması gereken bir firma 5 TL'de kaldı ki böyle her yıl, geçen yıl arkadaşlar öz kaynakları 900 milyon filandı. Bu sene 1.600. Sene yani 2019'un sonunda 1.600'e çıkıyor. 2020'nin sonunda 2.200'e çıkıyor. 2021'in sonunda 3'e doğru gidecek. Böyle sürekli bu öz kaynakları böyle artan bir firma Derinin en az 2 katından işlem görmesi lazım. O da 18 lira eder. Yani bu firma 1-2 yıl sonra 3 yıl sonra gidecek yerlere düşündüğümüz zaman bugün bedava. Ama işte dedikodularla o almış o satmış e, şeyleriyle ile ne diyorlar laflarıyla hisse yerinde sayıyor. Onun için arkadaşlar ben hisseleri analiz ederken resmi evraklara bakıyorum. Kim ne yapmış kim ne etmiş umurumda değil. Bu firma önümüzdeki 2-3 yılda güzel yerlere gideceğine inanıyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Yaşayıp göreceğiz. Olur mu olmaz mı e, göreceğiz arkadaşlar. Bedelsiz potansiyeli %900 şu an. Her yıl bu artacak tabi.